Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle sunumuna hayran kalıp lezzetine doyamayacağınız şahane bir börek tarifi paylaşacağım. Hamur yoğurma kabımızın içerisine 2 bardak süt, sütümüz mutlaka ılık olmalı, 2 yemek kaşık şeker, 30 gram da yaş mayayı ilave ettikten sonra çırpma teliyle çırparak mayamızı ve şekerimizi güzelce eritiyoruz. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanacaksanız 1 paket kuru maya kullanmanız gerekiyor. 1 bardak sıvı yağ, bir bütün yumurta kırıyoruz. İkinci yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Sadece akını içerisine ilave ediyoruz. Tekrar bütün malzemelerimizi çırpma teliyle çırparak karıştırıyoruz. Unumuzun yarısını ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da tuzu ilave ettikten sonra çırpma teliyle çırparak karıştırıyoruz. Daha sonra geri kalan unumuzu azar azar ilave edip elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Kullanacağımız unun miktarı, kullanacağımız yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre değişeceği için ben her zaman için şöyle yaklaşık yarım ile bir bardak arası un bırakıyorum. Geri kalan unumuzu daha sonra azar azar içerisine ilave edip yoğuruyorum. Geri kalan yarım bardak unumuzu böyle üzerine serpiştirerek yoğurursanız hem sizin için daha kolay olacak ve kıvamını daha iyi ayarlayacaksınız. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle 2 dakika falan hamurumuzu yoğurmamız yeterli olacaktır. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra ters çeviriyoruz. Üzerine hava almayacak bir şekilde streç folyo veya da varsa kapağıyla sıkıca bir şekilde kapattıktan sonra kalın bir beze sarıyoruz ve oda sıcaklığında şöyle tam 1 saat bekletiyoruz. Hamurumuzu beklerken bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için ben 2 tane orta boy soğanı gördüğünüz gibi iri iri doğradım. Soğanı mutlaka içerisine iri iri doğrayın çünkü yerken tadını daha güzel alacaksınız. 2 tane kabak kullanıyoruz. Kabağı yıkayıp gördüğünüz gibi onu da iri iri keserek kıyıyoruz. Evde yeşil kabak vardı. Yeşil kabak kullandım. Fakat varsa beyaz kabak kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı yağ koyuyoruz. Yağımızı iyice kızdırıyoruz ve ocağımızı en yüksek derecede açık olması gerekiyor. Kıymayı da ilave ediyoruz ve şöyle 1-2 karıştırıyoruz. İri iri doğramış olduğumuz 2 soğanı içerisine ilave ediyoruz. Soğanla kıymayı birlikte karıştırarak kavuruyoruz. Soğan ile kıymayı şöyle yüksek derecede 2-3 dakika kavuruyoruz. Soğanla kıymamız kavrulduktan sonra içerisine İri iri doğramış olduğumuz yeşil kabağımızı ilave ediyoruz. Kabağı en son koymamızın sebebi kabak biliyorsunuz çok çabuk pişen bir sebze. O yüzden kabağımızın kavrulup da içerisine erimesini istemediğimiz için en son kabağı ilave ediyoruz. Ve şöyle 1 dakika kadar falan da kabağı içerisine kavurmamız yeterlidir. Kapağını kapatıyoruz. Şöyle yaklaşık 1 dakika hepsini birlikte kavuruyoruz. Fırında da pişeceği için o yüzden kesinlikle kabak çiğ kalır korkusuna kapılmayın. Kabak zaten hemen çabucak fırında da pişecektir. Tatlandırmak için sırasıyla baharatlarımızı ilave ediyoruz. Karabiber, kırmızı toz biber, tuz. Kekik de ilave ettikten sonra şöyle bir ocağın üzerinde tekrar karıştırıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra mutlaka tuzuna bakmalısınız. Tuz ve baharatı eksik ise kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tane renkli biberi gördüğünüz büyüklükte küçük küçük doğradım. Biraz da maydanoz kıydım. Kıymış olduğumuz biberi içerisine ilave ediyoruz. Kıymış olduğumuz maydanozu da içerisine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz ve kenarda soğuması için bekletiyoruz. 1 saat oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz hamurumuzu alıyoruz. Hamurumuz her zamanki gibi yine şöyle bir 3-4 katı kabardı. Tahtamızı unluyoruz. Mayalı bir hamur olduğu için kesinlikle havasını falan almıyoruz. Direkt tahtamızın üzerine ters çevirip kabımızdan çıkartıyoruz. Hamurumuzun üzerine şöyle gördüğünüz miktarda un serpiştiriyoruz. Hamuru ortadan ikiye kesiyoruz.
Parçamızın bir tanesini alıyoruz. Şöyle avucumuzun içerisine toparladıktan sonra yuvarlıyoruz. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde avucumuzun içerisine alıyoruz, toparlıyoruz ve yuvarlıyoruz. Öncelikle bir parçayı kullanacağımız için diğer parçamızı hamur yoğurma kabımızın içerisine tekrar koyup üzerini kapatıyoruz. Büyük bir yufka açacağımız için tahtamızın her yerine unluyoruz ve hamurumuzun üzerine de un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Hamurumuzu açarken arada altını unlayalım ki tahtamızın üzerine yapışmasın. Yaklaşık şöyle 48 santim çapında açıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Ve şöyle hamurumuzun üzerine öncelikle serpiştiriyoruz ve daha sonra fırça ile her tarafına sürüyoruz. Kıymalı iç harcımız da bu arada soğudu. Kıymalı iç harcımızın yarısını bu yufkamızın üzerine kullanacağız. Diğer yarısını da ayırmış olduğumuz diğer yufkanın üzerine kullanacağız. Her tarafına eşit miktarda koyuyoruz. Şöyle kaşık ile yaydırıyoruz. Kavururken söyledim mi bilmiyorum. Ben yaklaşık şöyle 500 gram kıyma kullandım. Yufkamızın tam ortasından şöyle tahta kaşığını kullanarak sapıyla bir yuvarlak açıyoruz. Açmış olduğumuz yuvarlağı gördüğünüz gibi elimizle rulo şeklinde kenara doğru yuvarlıyoruz. Bu arada aklıma geldi, baktım buzdolabında kaşar peyniri var. Birazcık da rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştirdim. Kaşar peyniri de biliyorsunuz ayrı bir lezzet katıyor. Fakat yoksa kaşar peynirsiz de yapabilirsiniz. Tekrar yuvarlamaya devam ediyoruz. Yufkamızı tamamen kenarlarına kadar yuvarlıyoruz. Şöyle bir ucundan kesiyoruz. Ortasına tepsiyi koyacağımız için yufkamızı şöyle kenara doğru çekiyoruz. Yağlamış olduğumuz fırın tepsinin içerisine rulo şeklinde sarmış olduğumuz yufkamızı daire şeklinde gördüğünüz gibi kenarına sararak yuvarlıyoruz. Sararken mutlaka dikkat edelim. Arasında birazcık boşluk bırakalım. Çünkü tepside mayalanırken ve daha sonra fırında pişerken o aralıklar kabaracak ve kapanacaktır. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde tahtamızı unladıktan sonra unlamış olduğumuz tahtanın üzerine hamurumuzu alıyoruz. Üzerine un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyoruz. Fakat bu kez yuvarlak bir hamur açmayacağız. Dikdörtgen bir hamura ihtiyacımız var. O yüzden hamurumuzu açtıkça elimizle kenarlarından çekiştirerek kare şeklini verebiliriz. Bu işlemi bir iki defa uygularsak tam istediğimiz gibi kare şeklinde bir yufka elde edebiliriz. Hamur esnek olduğu için kare şekli vermek gayet çok kolay ve çok basit oluyor. En son açtıktan sonra şekli verdikten sonra kenarların tam düz olması için ben kenarlarını tekrar kestim. Yufkamızın şeklini verdikten sonra üzerine eritilmiş olan tereyağından sürüyoruz. Geri kalan kıymalı harcımızın hepsini bu yufkamızın üzerine dökerek her tarafını eşit miktarda paylaştırıyoruz. Bir kaşık ile gördüğünüz gibi dağıtıyoruz. Rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Peyniri de serpiştirdikten sonra şöyle yaklaşık ikişer santim aralık olarak şeritler halinde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz yufkalarımızı rulo şeklinde sarıyoruz. Ben kıymalı iç harcı kullandım fakat sizler isterseniz patatesli veya beyaz peynirli yapabilirsiniz. Patates kullanacaksanız içerisine mutlaka yeşil soğan veya da kuru soğan koyun derim. Beyaz peynir kullanacaksanız beyaz peyniri de mutlaka maydanoz veya biber ilave etmelisiniz. Hepsini aynı şekilde sarıttıktan sonra tepsimizin kenarındaki boşluklara yapmış olduğumuz rulo şeklindeki poğaçalarımızı diziyoruz. Daha önce de kendi düşüncelerime göre böyle bir tepsi hazırlamıştım. Fakat o farklı bir tarifti ve birazcık daha tepsiye dizimi daha farklıydı. Bu kez aklıma bu şekil geldi, bu şekilde dizdim. Sizler tabii ki kendi hayal gücünüze göre tepsiye dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi küçük dokunuşlarla birazcık da hayal gücümüzü kullanarak farklı bir sunum ortaya çıkartabiliyoruz. Üzerini örtüyoruz ve şöyle yaklaşık bir 15 dakika kadar da tepside mayalanması için bekletiyoruz.
Tepsi mayası çok önemlidir. Mutlaka 15 dakika tepside mayalanması için bekletmeliyiz. Daha sonra içerisine ayırmış olduğumuz yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Sadece ortada kıvırarak yapmış olduğumuz börek şeklindeki kısmına yumurta sarısını sürüyoruz. Ben ortasına birazcık da şöyle susamdan serpiştirdim. Şayet susam varsa susam serpiştirin. Yoksa da olmasa da tabii ki olabilir. Rulo şeklinde kıvırarak yapmış olduğumuz kısımlara da daha önceden eritmiş olduğumuz tereyağından biraz kalmıştı. Onları da o poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Şimdi soracaksınız neden kenarlarına yumurta sarısı kullanmadım? Kenarlarına kullanmadım çünkü kenarındaki kısımların bir tık daha renginin daha açık kalmasını ve servis yaparken tepsi daha güzel görünmesi için. Hem tereyağı kullandığınız zaman tereyağı da poğaçalarımıza ayrı bir lezzet katıyor. Ortalarına şöyle ikiye kesmiş olduğumuz çekirdeği alınmış zeytinlerden koydum. Tabii ki yoksa zeytin kullanmak zorunda da değilsiniz. Sizler istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Fırından çıktığı gibi üzerine temiz bir bez veya fırın kağıdı örtüyoruz. Şöyle bir 10 dakikada içini çekmesi için bu şekilde bekletiyoruz. Ve poğaçamız gördüğünüz gibi servise hazırdır. Tepsimiz de o kadar şık ve güzel görünüyor ki o yüzden ayrıca bir servis tepsisini almamıza hiç gerek yok. Tepsimizi hiç bozmadan direkt tepsimiz ile masamızda servis ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine diyoruz ki sunumumuz gerçekten bir harika görünüyor. Tabii ki öncelikle şöyle göz zevkimizi yapıyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Daha sonra size şöyle dokunarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortası puf puf ve yumuşacık oldu. Kenarlarına da tereyağı sürdüğümüz için kenarların üzeri hafif şöyle kıyır kıyır oldu. İçerisi de yumuşacık oldu. Şimdi size bunu yakından göstereceğim. Yani aynı tepsinin içerisinde şöyle puf puf yumuşacık hem de üzeri hafif kıyır kıyır poğaçalarımız oldu. Ve gördüğünüz gibi yakından gerçekten de muhteşem görünüyor. Şöyle çevirerek her açıdan görmenizi istiyorum. Nasıl da iştah açıcı ve lezzetli görünüyor. Şöyle bir de kopararak içerisini görelim. Dediğim gibi üzeri hafif kıyır kıyır. Fakat içerisi şöyle pamuk gibi bir yumuşacık oldu. Lezzetine gelince kıymanın içerisine kabak ve biber soğan kattığımız için kıymamıza ayrı bir lezzet vermiş. Kıymalı yaparsanız mutlaka içerisine kabak, biber ve bol soğan koyun derim. Göreceksiniz ki lezzetini gerçekten de ikiye arttırıyor. Hem görsellik açısından hem de lezzet açısından şöyle güzel ağız tadıyla bir poğaça yemek istiyorsanız mutlaka bu tarifi yapmalısınız diyorum. Yapıp tadına bakmalısınız. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.